Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesinden pek iyi haberler gelmiyor Ukrayna açısından. Rusya, daha önce de ifade ettiğim gibi, kadim bir ülkenin ordusu olarak zayıf anında yakaladığı düşmanını sonuna kadar kuşatma ve baskılama metodunu devam ettiriyor. Ve tabii Zelenski, Ukrayna lideri Zelenski dün akşam saatlerinde yayınladığı videoda bugüne kadar görünmemiş ölçekte sinirli, asabi ve kelimelerini zor seçen bir kimlikle konuştu. Anladığım kadarıyla Kiev'de baskı büyük. Çok doğal, çok doğal. Çünkü Batılılar, Avrupalısı olsun, Amerikalısı olsun, sürekli olarak sizin yanınızdayız, merak etmeyin, bu Rusya savaşı kazanamayacak diye sürekli konuşuyorlar, fakat hareket yok. Gerçi Avrupa ilk kez tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanılan iç politika gerilimi ve kilitlenmesi nedeniyle Ukrayna Savaşı'nda artan bir biçimde inisiyatif almaya başladı. Zaten bir başka videoda da belirteceğim gibi Rusya'nın son dönemde Almanya ile ve Fransa ile ayrı ayrı uğraşmasının temelinde bu yatıyor. Yani Trump yanlısı Cumhuriyetçi milletvekillerinin Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna yardımını bir şekilde bloke etmiş olmasından sonra düşünsenize bu ülkeye 1 Ocak'tan bu yana Amerikan yardımı inmiyor Ukrayna'ya ve tabii çok zor durumdalar. Ve her geçen gün bu zorlukları biraz daha tırmanıyor. Zelenski dedi ki, eğer dünya Ukrayna'ya karşı gerekli desteği sağlamaktaki hatalarını sürdürürse, insanlık tarihinin en utanç verici gelişmelerinden birini yaşayacağız. Bu bir yenilgi olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, İran'ın Şahit dronlarıyla Rus uçaklarına karşı bir savaşı kaybetmiş olacaklar dedi. Bundan daha ağır bir şey olamaz ve anladığım kadarıyla gerçekten durumları vahim. Buna mukabil 9 bölgede büyük bir taarruzla karşı karşıyalar. 9 bölge, Çernihiv, Sumi, Nikolaev, Luhansk, Zaporijya, Dniepropetrovsk, Donetsk, Kherson, Harkov. Füzeler ve havadan saldırılar adeta yağıyor. Adeta yağıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri Avdiivka ve Novopolivka'da büyük bir taarruz başlatmış durumda. Her iki noktada da son 24 saatte Ukrayna güçleriyle Rusya güçleri arasında yaklaşık 78 göğüs göğüse mücadelenin olduğu ifade ediliyor. Bunlar büyük rakamlar. İlkbahar yaklaşıyor, kış atlatılmakta. Bu nedenden dolayı taraflar karşılıklı olarak büyük bir kavganın içindeler. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar, Rus birlikleri Kupyansk cephesinde saldırıda Harkov bölgesinde taktik konumlarını düzeltme manevralarını önledik. Bahmut cephesi Avdiivka ile benzer bir yoğunlukta, özellikle Tavriya stratejik grubu personeli yoğun saldırıları püskürtüyor. Novopolivka cephesi Krasnohorivka, Novohimirka hattında yoğun taarruzu durdurmakta zorluk yaşanıyor. Kherson cephesinde Rus saldırıları sürse de Ukrayna birlikleri pozisyonlarını güçlendiriyorlar. Şimdi işgalci taarruz ediyor. Esas mesele bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri öyle büyük bir boşluk yarattı ki Ukrayna cephesinde, işgalci aylarca savunma hattındaydı, aylarca savunma hattını korumaya çalışıyordu. Şimdi karşı saldırıya geçmiş vaziyette, taarruza geçmiş vaziyette. Niye? Mühimmat yok, topçu mermisi yok, hiçbir şey yok. Bununla nasıl savaşılabilir? Ha, öyle basit bir ülkeyle savaşmıyor ki. Rusya ile savaşıyor.
Rusya'nın kaynakları, insanı. Bakın çok enteresan bir şey. Gerçekten enteresan. Rusya'yı bir yönüyle bir kez daha tanıyoruz. Gelen bilgiler Rus kurmayların kendi askerlerini hala ama hala kolay öldürülebilecekleri yerlere taarruz ettirdiklerini ifade ediyor. Ukrayna'nın böyle bir lüksü yok. Ukrayna her bir elemanını ayakta tutmak, sağ tutmak zorunda. Çünkü sonuç itibariyle bu savaş sürekli insan öğütüyor. Ama Rus kurmayların böyle bir durumu yok ve bu durumu daha da ileriye götürüyorlar. Ukrayna, Avdiivka cephesinde kurduğu savunma hatlarını korumakta zorlukla karşılaşmış durumda. Bunu açıklıkla ifade edelim. Avdiivka'dan çekildikten sonra Rus saldırısı arttı. Bu arada 3 küçük yerleşim birimi daha düştü. Fakat Ukraynalılar bu 3 küçük yerleşim biriminin düşmesi sırasında dediler ki biz oraları korumadık. Yani zaten stratejik açıdan çok da büyük bir yer değillerdi. Biz daha bir noktaya çekilmeyi tercih ettik. Fakat gelen bilgiler o çekildikleri 3 orta büyüklükteki yerleşim biriminin de Rusya'nın kontrolüne geçtiği yönünde. İşte bu şöyle bir kaygı yarattı Batılı kurmaylarda. Ukrayna'nın Avdiivka geri çekilmesi doğru mu planlandı, yanlış mı planlandı? Bir de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bir ordunun çekilmesi bir ordunun taarruzu kadar önemlidir. Yani siz çekilme planınızı doğru yaparsanız doğru bir işlemle askerinizi güvenlikli bir bölgeye çekerseniz karşı tarafın saldırı sürdürme imkanını elinden almış olursunuz. Fakat gelen bilgiler Ukrayna kurmaylarının bu işi doğru yapamadığı yönünde. O yüzden yeni komutan Oleksandr Sinitski bir hafta içinde ikinci defa cephedeki komutanları değiştirmek zorunda kaldı. Böyle de bir durum var. Hatalı karar ve öngörüsüzlük açıklaması yaptı. Yani niçin değiştiriyorsunuz? Kararları hatalı, öngörüsüz, yaptıklarıyla personelin hayatta kalma şansını azalttıkları için görevden alıyorum bunları demiş. Ben komutanları değiştirmek zorundaydım. Yaşanılan durumun farkında bile değillerdi. Hatalı kararlarıyla aslarının hayatını büyük ölçüde tehlikeye sokuyorlardı diyor. Demek ki cephede komuta kademesinde de Ukrayna ordusu açısından ciddi sorun var. Batılı kurmaylar Avdiivka'dan çekilme profesyonel anlayışla planlanmamış, bu nedenle Rusya ilerlemesi durdurulamıyor diye bir cümle kullandılar CNN International'da. Bu sadece Rusların başarısı değil, Ukrayna kurmaylarının hatalarla hazırladığı ve kaybedilen bir süreç yönünde bir yorum da gelmiş durumda. Yani Amerikan Kongresi'nde yaşanılan kilitlenme 1,5 yıl son derece düzgün bir biçimde Rusya'yı püskürtmüş, durdurmuş, onurlu bir milletin zor günler yaşamasına neden oluyor. Hoşça kalın.